Her yıl 5 Şubat'ta Pakistanlılar ve Azat Keşmirliler, Hindistan işgaliyle yasa dışı olarak esir edilen Keşmirlilerle dayanışma gününü kutlarlar. Bugün de seminerler, konferanslar ve mitingler düzenlenir. Pakistan ve Azat Keşmir'de kentlerde ve köylerde Hint zalimliklerini vurgulamak için yürüyüşler yapılır. Bu günü anma amacı dünyada bu mesele hakkında farkındalık yaratmaktır. Böylece uluslararası topluluk BM'ye verdiği sözleri hatırlatmak için Hint devlet terörünü kabul edecek ve duyarsızlığı bırakacaktır. Pakistan halkı ve hükümeti Keşmirli kardeşlerinin acısını hep hissetmiş ve onlara siyasi, ahlaki ve diplomatik destek vermiştir. Pakistan, Hint ordusunun işgal bölgesindeki en kötü insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına dünya topluluğunun dikkatini çekmeye çalışmıştır. Her yıl 5 Şubat'ta en önemli olay Pakistan ve Azat Keşmir'i birleştiren köprüler üzerinde oluşturulan insan zincirleridir. O gün Keşmirliler ve Pakistanlılar sarsılmaz bağlarının keyfini çıkartır. Sayın Başkan, son 30 yılda 100 bin Keşmirli öldü. Çünkü BM tarafından verilen hakları reddedildi. Yani kendi kaderlerini belirleme hakları. 100 bini öldü ve 11 bin kadına tecavüz edildi. Bu konuda iki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporu vardır. Dünya hiçbir şey yapmadı. Çünkü Hindistan pazarı büyüktür. 1.2 milyar kişi. Ne yazık ki mal ve mülk insana üstün geldi. Ama bunun ciddi sonuçları olmuştur. Ben de bunu Birleşmiş Milletler'e anlatmaya geldim. Bu Birleşmiş Milletler için bir testtir. Cammu ve Keşmir halkına kendi kaderlerini belirleme hakkını veren sizsiniz. Onlar bu yüzden acı çekiyorlar. 1947'de alt kıta halkı İngiliz kolonisinden ayrıldı. İki bağımsız eyalet olan Pakistan ve Hindistan doğdu. Bölünme planına göre Cammu ve Keşmir eyaleti ezici Müslüman çoğunluğu ve Pakistan'a bağlılığı nedeniyle Pakistan'ın doğal parçası olacaktı. 19 Temmuz 1947'de Keşmir halkını temsil eden tüm Cammu ve Keşmir Müslümanlar Konferansı Pakistan'a oy birliğiyle katılma kararı aldı. Ama 27 Ekim'de önceden planlanan bir komployla Hint ordusu Srinagar'a girdi ve eyaleti zorla kendine kattı. Ama Cammu ve Keşmir halkı yasa dışı işgale karşı çıktı ve Hint ordusuna direndi. Ve Hindistan Keşmirlilere kötü şekilde yenileceğini anlayınca Yeni Delhi Pakistan'ın müdahale ettiği iddiasıyla BM'ye gitti. Ama BM bu iddiayı reddetti ve 5 Ocak 1949'da Keşmirlilere kendi kaderlerini belirleme hakkını tanıdı. Toplamda BM, Keşmirlilere kendi kaderini belirleme haklarını tanımak için bir düzine karar geçirmiştir. O zamanki Hint Başbakanı Jawaharlal Nehru bu kararları kabul ettiği gibi Keşmirlilere kendi kaderlerini belirleme haklarının uygulanması güvencesini verdi. Ama sonra Hindistan erteleme taktiklerine başladı ve Dünya Forumu'na olan bağlılığından vazgeçti ve Keşmir'in Hindistan'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu iddia etti. Keşmir halkı Hint köleliğini ve yasa dışı işgali hiçbir zaman kabul etmedi ve her zaman Hindistan'dan özgürlük ve Pakistan'a katılmayı talep etti. Keşmir ve Pakistan halklarının kalpleri birlikte attı. Onlar tarihi, dini, coğrafi ve kültürel bağlarla bağlıdır ve bu ilişkiler zamanın tüm testlerini geçmiştir. İşgaldeki Cammu ve Keşmirliler de Pakistan'ın mutluluğunu ve üzüntüsünü paylaşırlar. Pakistan spor alanında ne zaman bir maç kazansa Keşmirliler bunu yürekten kutlarlar. Okullarda ve üniversitelerdeki Keşmirli öğrenciler ve yerel oyuncular gururla Pakistan kriket takımı şapkasını takarlar ve coşkuyla Pakistan milli marşını söylerler ve yaşamlarını riske atarlar.
Keşmirli şehitlerin naaşları Pakistan bayrağına sarılır ve cenazelerine on binlerce Keşmirli akın eder. İşgal güçlerinin yaptığı aşırı insan hakları ihlalleri ve zalimliklere rağmen Keşmir halkı işgal güçlerine karşı büyük ruhla savaşır ve benzersiz fedakarlıkta bulunurlar. Onlar Birleşmiş Milletler kararlarında söz verilen kendi kaderlerini belirleme haklarını isterler. Ocak 1989'dan beri 95.400 kişiden fazla Hint ordusu tarafından kendi kaderlerini belirleme haklarını istediği için şehit edilmiştir. 158.300 Keşmirli tutuklanmıştır. Hint ordusu Keşmirli kadınlara tecavüzü bir savaş silahı olarak kullanır. Ve şimdiye kadar son 30 yılda 11.000 Keşmirli kadına tecavüz ettiler. 10.000'den fazla Keşmirli genç gözaltında kayboldu. 7.120 Keşmirli gözaltında öldürüldü. 109.440 ev ve mülk ateşe verildi. Ve 22.900'den fazla kadın kocaları öldürülünce dul kaldı. 107.700'den fazla çocuk yetim kaldı. Hint ordusu Kundak'taki çocuklar dahil masum Keşmirli gençleri saçmalı silahlarla hedef almaktadır. Bunun sonucunda binlerce Keşmirli kör oldu. Ama hiçbir cani Hint taktiği Keşmirlilerin Pakistan sevgisini bitiremez. Dahası onların Pakistan sevgisi zalimliklerin artmasıyla artmaktadır. Geçen yıl 5 Ağustos'ta faşist Hint Başbakanı Narendra Modi tek taraflı olarak Keşmir'e sınırlı otonomi veren 370. ve 35'e B maddelerini kaldırdı. Ve tüm eyalette internet ve telefon hizmetlerini keserek tam bir sokağa çıkma yasağı dayattı. Bu kilitlenme eyaleti büyük bir hapishaneye çevirdi. Binlerce Keşmirli tutuklandı ve çeşitli Hint hapishanelerine gönderildi. Keşmir'deki ciddi yardım malzemesi ve ilaç sıkıntısı insani krize neden oldu. Bu zor zamanda Pakistan halkı ve hükümeti Keşmir halkının haklı davası için tam destek verdiler. 5 Şubat şunu apaçık gösterir ki, Keşmir Pakistan'ın şah damarıdır ve Pakistanlılar Keşmirli kardeşlerinin acısını hisseder. Son olarak işgaldeki Keşmir'i birleşik bölge yapmak için Hintlilerin attığı adımlar, Keşmirlilerin Hint köleliğinden kurtulmak ve Pakistan'a katılmak için kararlılığını güçlendirmiştir.